Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben evdeyim bugün. Akşam yemeğine beyti yapacağım. Onu sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz buyurun tarife geçelim. Şöyle malzemelerim. İçine bir tane kuru soğan soydum ben. Kuru soğan attım. Makinenin içine makinede çekeceğim. Bir bağ maydanoz var yıkadım. Bir de buzlukta olan kırmızı biberim vardı. Çekmiştim bunu daha önce biraz. Onu attım. Yaklaşık bu biber 3 tane kadar. Bir bağ maydanoz, bir tane soğan. Kıymamda 1 kilo kadar var. Biraz fazla da olabilir. Şimdi bunları çekeceğim. Sonra kıymayla yoğuracağım. Çıkartmıştım, erimiş. Şimdi baharatlarını önce atayım, sonra da içine çektiğim maydanozun soğanı falan koyayım. Tuz, çok az karabiber, sarımsak, karabiber biraz. Az da toz biber. Malzemesi bu kadar. Şimdi bunun için karıştırıp iyice yoğuracağım. Ben yufkasını hazır yufka değil, buzlukta olan, el açması olan yufkamla yapacağım. Bir de pişirirken de fırında ya da başka yerde değil, lahmacun makinesinde pişireceğim. Bunu yoğurduktan sonra şimdi sosunu hazırlayacağım. Öyle devam edeceğiz. Şimdi yoğurayım iyice ben bunu. Çok güzel bir değişik yemek oluyor bu da yine. Dışarıda gidip restoranda tam yeniyor. Gitmiyor değil insan, git yok. Gidiliyor da, yeniliyor da. Ama evde de yapılabilir. Hem de daha ekonomik olur bir taraftan da. Porsiyonu yaklaşık burada Viyana'da 20 euro kadar. Yani bayağı bir ekonomik yemek olmuş oluyor. İyice yoğurulması önemli. Bu arada malzeme buzluktan çıkmıştı, kırmızı biber. O da biraz buzluydu. Çok soğuk kıyma. Elim dondu.
Yoruldu, yeter şimdi. Bu az bir dinlensin, o ara ben sosumu yapayım. Şimdi sosunu yapmaya geçiyorum. Ocağın altını açtım. Tereyağıyla sıvı yağını karıştıracağım. Bu sosu da çok güzel oluyor. Ben şeyi de bundan kullanıyorum. Bu şekilde yapıyorum. İskender kebabını. Siz de denerseniz inşallah memnun kalırsınız. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı. Tereyağı eridikten sonra biraz kızarmasını bekleyeceğim. Sonra salçasını koyacağım. Şimdi salçasını koyuyorum. Yağ sıçrıyor bu arada. Yemek kaşığı domates salçası koydum. Onu azıcık pişireyim, sonra domatesini koyacağım. Rendelenmiş domates de olur. Koymaya da bilirsiniz. Konserve domates de olur. Ben konserve koyuyorum. Birazcık tuz atacağım içine. Çok değil. Salça kızardı şöyle. Şimdi domatesini döküyorum. İçinde bir şey, baharat falan koyulmayacak. Şimdi biraz kaynayınca suyunu ilave edeceğim. Şimdi kaynayana kadar altı açık. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Yavaş yavaş bu burada pişecek. Böyle koyu bir sos. Biraz da kaynayınca koyulaşacak. Bu şekilde olacak. Sos kaynayana kadar bir taraftan da beytinin kıymasını hazırlayacağım. Şöyle kıymayı kenara alıp kenarına dizeceğim. Büyük olmuş biraz. Bunu bir şekilde elimizle de yapabiliriz. Ya da bir şiş tahta kaşığın sapı, demir
kaşın sapıyla da şekil verebiliriz. Şöyle elimden yaya yaya. Bu şekilde. Büyüklüğü, uzunluğu önemli değil. Yan yana sararken koyulabilir. Sos da kaynadı. Onun da altını kısayım. Yavaş yavaş. Makinamı taktım fişe. Makinamı açtım. Şöyle kıymam da böyle oldu. Makinamı sıktı. Etleri atıyorum içine. Üstü de değiyor ete, o yüzden iyice çözür diyor. Bakalım inşallah güzel olur. Bir bakayım nasıl pişiyor. Şöyle kızarıyor. Yeter. Sarkılar. Maşallah. Şimdi sardıktan sonra da pişecek daha. Tam da kurumaması daha iyi gitti.
oldu. Onu tekrar yükledim. Evet, şunları da uzun yaptıklarını da küçültüyorum. Bir defa da pişsin. Ekmeğin arasına sarınca zaten kesilecek hepsi. O yüzden Adana gibi ya da tüm olması gerekmiyor. Şöyle bulabilirim. Köfte kaçtı. Ocağı kapatıyorum şimdi makineyi. Şimdi makinenin arkasında şurada şeyi var, açık yeri var. Yağı buradan şimdi şöyle yapıp süzdüreceğim arkaya doğru. Yufkaları içinde hazırlayacağım çünkü. Ama bu arada makine çok sıcak. Dikkatli olmam lazım. Şöyle. Zaten ben altına kase koymuştum. Etin yağları buraya süzülüyordu. Kaseyi değiştireyim. Kaseye koymasaydım bütün tezgaha yağ açıldı. Tamam. Şimdi içinde biraz yağ kaldı. O kalacak. Şimdi ben buraya biraz sos dökeceğim. Biraz kekik atacağım. Ekmeklerimi salçalayacağım. Yufkalarımı şöyle altını da geri açmayacağım. Bu şekilde. Böyle hepsini şöyle yağladım, salçaladım, domates dedim artık adına ne dersek. Şimdi ocağı geri kapattım.
Şimdi ben burada keki salça ekmekleri kekik ekleyeceğim. Sonra saracağım. 20 olmadığı için şöyle yapayım. Şöyle biraz kekik atıp hop 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 hop. Şöyle bir katında var, bir katında yok. Şöyle içine saracağım, dışında kalacak kekikli tarafı. Şimdi etleri sırayla arasına koyup saracağım. Alttaki makine çok ısınıyor. Bu şekilde şimdi saracağım. Doğrayıp kenara koyacağım. Çok da büyük doğramayayım da lokmalık olduğu için. Şimdi hepsini ben bu şekilde yapıp yine makinenin içinde pişireceğim. Şu açılanları geri kapattım böyle. Şimdi ben kestim, hazırladım. Şeyimi doldurdum ocağımı. Biraz üzerine sos döküp altını açıyorum. Şimdi altını açayım hatta. Kurumasınlar diye çok az sos döküyorum. Ayrıca domatesin sosunu da alacak içine. Çok daha lezzetli oluyor böyle. Normaldeki kuru kuru gibi olmuyor. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Şimdi üstünü kapatıyorum. Aa, üstü bu arada yanmıştı şuralar. Şöyle hafiften et üstüne değdiği için şurası böyle yananları alayım. Üstünü hem kötü görüntü olmasın hem tadını belki bozar. Şimdi pişsin. Diğer sırayı koyacağım. İki sıra şeklinde oldu. Bakayım. Bu kadar pişti yeter. Zaten pişmişti her şeyi. Biraz daha pişerse sonra sertleşir, tadı kaçar. Şöyle bir bakayım yine de ben. Şöyle yüzlenmiş.
şu şekilde pişmiş yani. Bakın, kapatayım. Şimdi ben bunu servis tabağıma alayım. Bu arada kekik de çok farklı bir lezzet veriyor tekrar. Daha kekiği koydum. Yanında salatayla, yoğurtla çok lezzetli bir akşam yemeği oldu. Evet, yemeğim böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yemeğim böyle oldu. Üzerine sosu döktüm. Unuttum size göstermeyi. Şu hazırladığım sostan döktüm. Şöyle biraz daha dökeyim. Kenarına da yoğurt. Üzerine de çok az tereyağı. Tereyağı erittim. Şöyle. Bu şekilde oldu. Eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.